Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız, 29 Ağustos 2017 Balıkesir Edremit ve Tahta Kuşlar köyündeyiz. Köyümüz biz canların yaşam merkezi. Biz 2017 inanç, kültür ve doğa gezisi olarak çıktığımız bu gezimizde bu kez de yolumuz işte canlarımızın yaşam bulduğu bu köye düştü. Saygıdeğer muhtarımız yanımızda. Muhtarımız da bugün mavi giymiş. Barış'ın simgesi. Gerçi biz Alevi canların olmazsa olmazıdır felsefemizdir. Yani dünyayı börtü böceği ile yeşili, toprağı, suyu ve üstte yaşayanları ile bir görürüz. Kutsal görürüz. Niye? Yaradan'dan ötürü. Muhtarım, bu köyde tabii ki huzur bulasınız, tabii ki bereketiniz yerinde olsun diyelim. Köyümüz kaç hane? Şu anda köyümüz 180 hane. Köyümüzün kuruluşu 1843 yılı. Gökçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmesi 1843'te. Bu coğrafyada bazı olanlar 1700 yıllarla ortaya çıkan Akdeniz üzerinden Güneydoğu'da yani Yavuz Dağları, Gaziantep, Akdeniz üzerinden dağlara gelmişiz. Taftacı. Çıkış noktanız? Çıkış noktamız Orta Asya. Orta Asya. Evet. O büyük göç de var ama 1300'lü yıllarda buralara gelmişiz. Ama 1300'lerde geldiğimizde yaşam yerimiz dağlardı. İşimiz gereği hayvancılık ve ağaç yaptığımız için hayvan, ağaç yaptığımız dağlarda göçebe halinde yaşıyorduk. Yani oba oba yani. Konar göçer vaziyetteydik. İlk yerleşimimiz 1843 yılında burası. Burası yerleştiğimiz yer. Burası da zamanında bir kuş yaylak yeriymiş. Avcı yaylak yeriymiş. Kuş kısmı zaten avcı kuşlar. Ha, avcı kuşlar. Sonra tahta kuşlar. Tahta kuşlar. Tahta da yani biz anladığımız kadarıyla genel bir insanımız burada orman işine uğraştığı için de. Ağaç yeri olduğumuz için. Yani ağaç işçiliği yaptığımız için. Onun için köyün ismini tahta kuşlar. Bir nevi artık meslek adı olarak köye taşınmış. Köyde eski yapılar kalmadı artık. Yani eskiden kerpiç ve ağaç yapılar vardı köyümüzde. Ha, Karadeniz evleri gibi. Tabii. Onlar hepsi kayboldu. Yani bu kapitalizm sistemde o insanların malına mülküne sahip çıkmadığı için, paraya taktıkları için yani. Yani maalesef bu bizim toplumumuzda var yani. Yani gelenek göreneklerimiz gibi yaşam hepimiz, merkezlerimiz, hanelerimiz de boyut değiştirdi. Değiştirdi, değiştiriyor ve gittikçe de değiştiriyor. Üretim ekonomisinden tüketime geçtik biz artık. Maalesef. Tüketime geçtiğimiz için şu anda sıkıştık yani. Dağlı deniz arasında sıkışık vaziyette yaşıyoruz. Ekonomik gelirler yüksek değil. Şu an buradaki canlarımız sadece zeytincilik de uğraşıyorlar artık. Üzerimiz bir de 1993 yılında Milli Park ilan edilince hayvancılık da kısmi hayvancılık vardı. Orada olduğun ağaç orman işçiliği vardı. Milli Park'a da yasak olunca o da oldu ve burada bir turizm hareketi başladı. 93-2000 yılından sonra biz bu turizm hareketi içinde istediğimiz şekilde var olamadık. Toplum olarak entegre edemedik kendimizi turizme. Geçmişte kazanımlarınızı da kaybettiniz buradan bu durumda. Kaybettik. Tarımsal alanımız da azaldı. Tarımsal üretimle bunu yalan da azaldı. Gelirimiz azaldı. Yani zor durumdayız. Kültürde de erozyon çok. Eski gelenek yerliklerle bağlı kalmadı artık yeni nesiller. Bilmiyorum gençlere biz mi aktaramıyoruz? Yoksa gençlerimizin bu işlere bakışı değişti. Yani onun üzerinde bir araştırma yapmamız gerekiyor. Bu Alevilik'te zannediyorum yani çok yazmadım ama çok okulum var. Zannediyorum yani gelenekte bir kadarın aracını yaşıyor. Tabii ki şurada yaşanıyor. Türkiye'de bizim Alevi toplumunda büyük bir aracı kaybı var ya. Muhtarım, ona inanıyorum ben yani şahsen. Yok. Bu görünen bir gerçektir. Tabii. Yani ya insanlarımız köylerden kentlere indi, ister istemez kültür değişimi oldu.
için, kültürün yaşaması için, gelenek görenen nesilden nesile aktarılması için ailenin önemi çok önemlidir. Birinci eğitmen ailedir. Tabii. Ben eğitim oğluma, aileden başlar. Ben oğluma, kızıma kültürümü anlatmazsam, gelenek görenen anlatmazsam bu gelenek görenek yürümez. Bu maalesef en büyük sıkıntımız. Bunu yaşatmak için ailenin kültürüne bağlı olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de kültüre bağlı aile sayısı yok denecek kadar azdır. Muhtarım, ben dünyada, yani o sizin o gerçeğiniz yalnızca sizinle ilgili değil. Ben dünyada iki nesil tanırım, gelene görene bağlı. Bir Yahudiler, İsrailliler, o beğenmediğimiz İsrailoğulları, bir de Japonlar. Başka bir gelene bağlı toplum bulamam. Bu insanlar dünyanın dört bir kenara dağıtılsa da neslinin kendi gelene görene yetiştiren bir nesildir. Bizler yok. Burada şu anda köyümüz çok göç vermediği için göç de almadık. Kendi arasında kısma var. Gelenekleri yönetmenler zorunlu hallerde yapıyor. Ama iyi mi diye sorarsan bana, bence iyi değil. Hemen yeteri kadar zengin bulmuyorum. Kültürü yaşamak. Yani sizler burada hem muhtarlık yapıyorsunuz, evet, hem dedelik burada, görevini üstlenmişsiniz. Bir Tunceli'deki bir bağdaki gibi talebe bağlı dedelik yoktur yani. Bağlı köyümüzde zincir nişane dede var. Yani dede sunmanız diyor, dedelik yapıyor yani. Öyle bir dedenin 50 tane, 100 tane talebi yok. O da bir gerçek gerçekten. He, yok yani. Yani şimdi, dedelik kurumunu şimdi çok arada, iyi biliyoruz. Bu arada senin bir örfün adetin var. Beni çağırıyorsun dede olarak. Örneğin abimizin bir örf adeti var. O diyor ki benim özüm işte başka bir dedeye yaptı. Ben onunla yapacağım adetimi diyor yani. Yerlerini o onunla yapıyor. Şeydeki gibi talip bağımlı bir dedelik sistemi yoktur. Burada Cem evimiz veya bu bizim... Kültür evimiz var burada. Kültür bizim evimiz. Yani Cem evi değil de kültür evi. Kültür evi ama kültür aynı zamanda evi, inanç merkezi de yani. Tabii burada düğünlerimizi, derneklerimizi, işte hayır cemiyetlerimizi. Hayır yemeğimizi falan, suyumuzu orada. Bizim cenazelerimiz hakikaten kendi evinden kalkıyor. Yani bir inanç merkezinden cenaze kaldırmayacağız. Herkes doğduğu yerden cenazesi orada kalıyor. Yani... cenaze işlemi orada yapılır, orada yani yıkanır, oradan kefenlenir, oradan toprağına uğurlanır, rızalığını alır, oradan uğurlanır ve mezarlığa verir. Yani dolayısıyla böyle bir ihtiyaç doğmamış genelde. Doğmuş çünkü göç mü, göç olmadığı için yani karışma yok yani. Şu anda köyümüzde dışarıdan gelen bir insan yok yani. Bir tek aile var, o da burada durmuyor. Ne oldu? Erzincan'da. Öyle mi? Geldi. O da burada durmuyor. Diğer komşu köyler gibi değil yani. Evet muhtarım, sizlere biz burada kendi kültürünüzü, geleneğinizi, örf adetlerinizi, bütün zorluklara rağmen, bütün olanaksızlıklara rağmen yani ya, yaşıyoruz sizin yani, gibi böyle yani, bilinçli yani yaşatıyoruz yani bizim mesela bir yayla, yolunun gönül hizmetkarları oldukça yani, burada bu yaşam bulacaktır. Yani bu bizim 700 yıllık burada bir yayla gelenlerimiz var. Yatır, yukarı Sarıkız, Babatepe'ye alakalarız biz. 715 yıllık bir gelenektir bu. Süreçtir yani orada. Peki onu böyle bana, bir... Ama onu şimdi sorarsan burası 180 tane, 18 tane gerçekleştiriyor. Yani burada da... Yani onu böyle bir kültür etkinliğine, bir festival veya yok, bir anma biçimine yok dönüştürseniz milli zaten park, turizm olarak... Ama zaten buraya katılım çok düşük yani. Ben 47 yıldır oraya çıkıyorum. Çocukluğumdan yani 5-6 yaşındayken çıkmaya başladım. 47. sene çıktım ben bu sene. 18 haneye geçmiyor yani. Yani oraya da bir katılım peki, yok peki yani. Muhtarım bir vakıf kursanız, yani bu vakıf şimdi, aracılığıyla anda şöyle bizim, dediğiniz gibi bizim burada insanlarımız, bu geleneklerimizi yaşatsanız. Birlik beraberlik değil de bizim burada birlik beraberlik olayımız zayıf. Yani vakıf da kursak, çalışsak katılım düşük olur. Şu anda bizim kendi bir derneğimiz var. İzmir Genel Merkezi, Çaktırcı Eğitim Kültürel Dayanışma Derneği. Ona da şu anda
mahallemizde. Bizim kadar bir semat ekibi vardı Tatlıcık evet. Köyü'nün. Yok o şey Tatlıcık Köyü'nün taşı var. Öyle mi? Orhan yedi. Orhan yedi. Şimdi o. Tamam. Çetin Derneği'nin var. Orada mı ne diyor? Bazıma sıkıntı yaşıyoruz. Yani bizim Berat burada Erdemir'de yeni köyümüz. Ülkede mahalle var. Çanakkale 17 tane köy var. Hem Balıkesir'de Çetin dediğimiz Çetin Aleviler, evet. Alevilerinden Aleviler var. Maalesef Alevi canlısı olarak birbirimizi daha henüz bırakıyorlar. Evet, yani herkes birbirine hoş bakıyor ama bütünleşmeye yanında, uzaklaşmaya yanında maalesef aramızda metre var. Şu anda bizim bölgemizde 3 tane cemiyor var. Bir Güre de var, bir Altınoluk var. Ondan sonra Zeytinli var, Borhaniye'de bir cemiyor var. Buradaki başkanlarla görüştüm ben. Bir mezarlık sorunumuzu da yapıyoruz. Şimdi buradaki Taktıcı köylerinin mezarlıklarına talep ediyor bizim canlar. Biz de alamıyoruz bu insanları. Çünkü aile mezarlığı bizim mezarlıklarımız ufak. Biz de o başkanlarla görüşüyoruz diyoruz ki birleşelim. Bu mezarlıkların bir kenarında sizler için de bir mezarlık alalım. Sizler de bu sorunu yaşamayın. Evet yani. Kurtulun diyoruz. Evet. Gerçi hocam yorulmadınız değil mi? Yok yok. Gereği herkes doğduğu yerde ölüyor. Doğduğu yere istiyor ama gidemeyen canlar var. Bizde bir söz var, toprak çekiyor evet. İnsana. Yani bir de gidemeyen canlar var yani, kimsesizler var yani. Bunlar için de böyle bir alışım yapmak gerekiyor. İşte bu atılımı yaramadık. Evet, biz de sesinizi duyuralım. Alevi canlarımız buraya da... Atılımı bulamadık yani. Böyle bir sorunu çözmek için bizimle hiç görüşmüyorlar. Gelip bizlere böyle bir sorunlarını anlatmıyorlar. Ondan sonra burada... İşte yok, siz insanı kabul etmiyorsunuz. Öyle bir şey yok yani, insanı kabul etmeme diye bir şey yok. Şu anda köyümüzün üçüncü mezarlığı burası. Üçüncü mezarlığımızı dolduruyoruz biz. Atalarımız bedel karşılığı almış burayı. Şey, evet, bu... Sülale bazında bir mezarlıktır burası. Tuzay Kurtiz meselesi yok. Burada onu, mı yaşandı? Burada yaşandı ama onun öyle bir vasiyeti yok. Evet. Tümrüye Bey'in öyle bir vasiyeti yoktu bize. Burası aile mi? Tümrüye Bey, komşu köyümüzde yaşadı. Bütün yatırımın, bütün köyü oradaydı. Yaşadığı köy de orası. Ben o konuda kendimi alıştırmadan bile sitem aldım. Çok sitem aldım. Gerçeği bilmeden tabi insanlar. Sizlere... Buradaki Ünitan'ın köyü, mezarlıkları böyle aile mezarlığı olur. Her köyde 5-6 tane sülale vardır, 15 tane sülale vardır. Örneğin benim köyümde 15 sülale var. 15 sülale, ayrı ayrı günler. Herkes kendi sülalesiyle şey, görüyor. Muhtarım burada ocak bazında bakarsak, siz kendinize hangi ocak tutuyorsunuz? Biz yan yatır ocağına bağlıyoruz. Yan yatır ocağına bağlıyoruz. Bizim müşterimiz. Şu anda bizim İzmir'deki yan yatır ocağımız işlemini kaybetti. Yani orada bir şey yok. Sadece kültürevi yaptılar. Belediye, bizim mürşitlerimizin, yani mürşit yetiştirilerinde yetiştirilerinde. Ocak bir köyde mi yoksa? Yok, İzmir'in Narlıdere köyünde. Narlıdere'de. Yukarı köy diyorlar oraya. Evet. O yukarı köy şimdi artık büyük bir şeyin içinde kaldı. İlçenin içerisinden merkezinde kaldı. Köyler. Burayı da o Narlıdere Belediyesi koruma altına aldı. Köy olduğu gibi duruyor. Ama mürşitlerin, nerelerin yetiştiği, yerlerin yetiştiği, eğitim aldı. Bir ocak değil mi? Ocaktı ama şu anda kültür. Belediye kültür evi oldu yani. Artık maketlerle giyindirmişler bizim işte eski atalarımızın, dedelerimizin nasıl oturduğunu, nasıl cem yürüttüğünü işte, nasıl düşündük bağımlar kalktığını düşünülünce, nasıl sorgudan geçti, hepsini temsil olarak makinelerle yapmışlar yani. Ya ben yine de, hadim olmayarak siz yine de bence bir vakıflaşın, bu işin de öncülüğünü yapın. Tabii, evet. Ve önce oradaki ocağınıza, ocak merkezinize sahip çıkın. Bu işler böyledir yani, sizin gibi böyle öncü kuvvet olmayıptıkça, gönüllü yol hizmetkarları olmadıkça, hedeflerimiz olmadıkça bu işler toparlanamıyor. Biz tahtacılarız. İki tane ocağımız var. Bir çocuk var bu tahtacılarda. Bir tanesi Gaziantep'te, Karabedir'de. Bu eski Lasipa Milletvekilimiz var. Aşı Görev. Evet.
Bunlar da aynı ocaktan öyle mi? Onlar ocaklar aydın. He yani şey, dediğimiz ocaktan. Tabii. Haftacılar yani bunlar da. Bir de aydınlar, bunlar dediğimiz hacemer ocağı var. Bunlar da işte yapar. Ama biz işte bilgi alete gösterdiğimiz için kendimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Ufak da olsa köyümüz mutlu insanlar yani. Mutlu olmaya geçiyorlar. Ama zaten gitgide şarttayız, gitgide daralmaktayız. Kültürü yaşadıkları da öğreniyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz muhtarım. Köyümüze hoş geldiniz biz diyelim. Tekrar çok memnun olduk. İnanıyoruz zor başaracağınıza. Sizin dediğiniz gibi 1300'lü yıllardan bugüne kadar burada bu inanç yaşadığına göre her şeye rağmen, baskılara rağmen, tüm olumsuzluklara, engellere rağmen şöyle siz bu işi... Bir Malatya'daki, bir Tunca'daki canlar gibi bir baskı görmedim. Ben baskı derken şey anlamında demedim. Yani o anlamda demedim. Yani oradaki canlarımız gerçekten çok baskı görmedim. Yani. Doğru söylüyorsun, öyledir. Bu işi götüreceğinize inanıyoruz. İnşallah. Çocuklarımıza soracağız. Hocam yorulmadıysan babacan anda bir iki söyleşi alalım. Tamam. Yoruldun mu? Tamam. He? Tamam. Evet, sizler de canlarımızın bu yaşam merkezinde yaşam buluyorsunuz. Emekli olmuşsunuz, gelmişsiniz. Evet, yine evet. Toprağındasın. Tabii, burada yaşamak nasıl? Kısaca bir duygunu alayım. Çok harika bir şey. Biz oksijenin içinde yaşıyoruz. Denizle Çam Ovası'nın tam bitiştiği bölgedeyiz. Oksijenimiz çok bol. Yaşam standartlarımız iyi. Ben de dışarıdaydım. Ben de Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de kaldım. Burada işte 20 sene falan oldu. Yani geldin sonuçta. Geldim. En sonunda geldim. Tabii adamlar dedim ben buradan aşağıda var. Biraz zeytinlikler var. İşte onların peşin onları topluyoruz. Geçimimizi öyle sağlıyoruz, gidiyoruz. Yaşam şeklimiz. Peki size iyi. Sizin gibi böyle dışarıda olup da artık emekliliğine hak etmiş sağda solda yaşayanlara bir mesajın var mı? Gel diyor musun? Evet. Toprağımızdan, artık coğrafyamızdan buluşalım diyor musunuz? Muhakkak tabii diyoruz. Demez miyiz? Bugün köyümüzü terk edenler var. Burada doğmuş, burada büyümüş. Hatta demin şurada bir arkadaş var Ankara'da. Burada doğdu. Anası babası burada. Kardeşi var. Hani 40 senedir bir gün gelip de bu toprakta, bu köyde bir şöyle oturmuş hali yok. Kayıp. Halen de kayıp. Bunlara kayıp kuşak mı diyelim? Vallahi artık. Vallahi öyle bazı vatandaşlar var. Derler ya. Evet. Teşekkür ettik. Bir şey değil. Saygıdeğer canlar, işte Balıkesir Edemit Tahta Kuşlar Köyü'nde saygıdeğer muhtarımız adını alabilir miyim? Hasan Bozkurt ve Ali Topaloğlu. Topaloğlu canlarımız ile bu söyleşiyi yaptık. Bütün çağın gereksinimlerine rağmen kültürümüzün, inancımızın bir türlü gerçek yaşam biçimine ulaşmamasına rağmen burada kültürümüzü, inancımızı, yolumuzu aydınlatmaya, yaşatmaya çalışıyorlar. Biz onlara minnet borçluyuz. Yine burada doğup, burada büyüyen veya dedesi, atası bu topraklarda yaşayan, kendiler uzak diyarda olan canlarımıza söylemimiz şudur. Coğrafyanızı unutmayın. Toprağınızla buluşun. İnancımız, kültürümüz kaybolmasın. Evlatlarımızı, torunlarımızı dede yurduna taşıyalım. Çünkü bizim bu topraklara karşı vefa borcumuz var. Bunu da yapacağınıza inanıyoruz. Bu bilinçli olduğunuzda inanıyoruz. Ve artık gelmenin zamanı diyoruz. Ben Mustafa Bor Yayın olarak sizlere bu diyardan sevgi, saygımızı sunuyoruz. Her nerede yaşıyorsanız rızkınız bol, sağlığınız hoş, sevenleriniz çok, düşmanlarınız yok olsun. Ve birlik, dirlik, beraberlik, dayanışma ruhunuzda hep yaşam olsun. Bin tane yerinde gördüm bunları. Duramazsın. Ya vallahi yapamayız.
Kolay gelsin, bereketli eyvallah, olsun babacan. Eyvallah abicim, eyvallah. Hoş kamyonu geldin. Doldurmuşsun. Doldurduk kamyonu da abi, arkadaşlar alışveriş yapamadık ya. Emeğiniz değer bulsun önce diyeyim. İnşallah, inşallah. Önümüzde inşallah, kutsal inşallah bir bayrağımız var. İnşallah. Kurban bayramı. İnşallah. Sizler de kurbanlık getirmişsiniz. Evet. Buraya. Çanakkale İzine'den geldik. Öyle mi? Evet. Nasıl gidiyor? Satışlar nasıl? Vallahi satışlar şimdiden ağır gidiyor da Arife günü bir de bayramın birinci günü hızlanacak nasip kısmet olursa. İnşallah, inşallah. Alıcılar bekliyorlar. Ayağını dayıyor. Satıcılar da biraz ayağını dayıyorlar. Şöyle bir alıcı yok mu? Şöyle şu Çanakkale İzine Pazarköy'den geldi bu. Peki bu organik beslenme. Şu an tabii ki bu ülkede hayvancılık da zor. Hepsi yani zor. Tarımcılık da zor. Hepsi zor. Yani emekçi olmak da zor. Zor ama siz şu an mesela bunu kaça veriyorsun diyelim? Bunu ben 1750 diyorum da pazarlık yapacağım. Pazarlık payı da var. Var değil mi? Pazarlık payı da var. Yani bu 1250'ye kadar iner mi? Zorca iner biraz yani. Öyle mi? Çünkü kurtarmıyor, masrafla kurtarmıyor. Diyorsun. Diyoruz yani. Hadi hayırlısı diyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ ol, sağ ol. Gidiyoruz. Onlar bekliyor. Çekim için ayrı bir gün gelebilirsiniz. Hayır. Kanun kanundur. Kanun kanundur. Tanışalım diye. Şu an bu yaptığın nedir? Ne pişiriyorsun? Gözleme. İçinde neler var? Peynir, patates, patates. Peynir, patates yapıyorsun. Evet, bereketli olsun. Nasıl gelen gideniniz? Çünkü muhtarımızın dediği gibi artık burada hayvancılık yok. Aynen öyle. Tarımcılık sıfırlanmış. Yalnızca bir turizm işte böyle gelen giden. Evet. Anacan kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl bu köyde yaşamak, güzel mi? Ben de misafirim bu köyde. Bu... Ya bizim canlar kolay kolay misafir çalıştırmazlar ama nasıl olmuş öyle? Ben misafirim, başka köyden geldim. Başka köyden geldim. Can burada yakın köylü, köylüyse yine buralı sayılırsın yani. Patiken gel. He? Atmasın ha. Atmadım. Hadi ver Gamze. Bu yufkayı en güzeli kim açıyor? Hepimiz açıyoruz ama. Öyle mi? Evet, hepimiz açıyoruz. İyi kolay gelsin diyelim. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür. Bak benim bu kızım diyor ki en güzel yufkayı ben açarım. Doğru mu? Canım benim. Hayır. Hayır. Bereket olsun diyelim. Emeğiniz değer bulsun. Her şey gönlünüzce olsun. Yemeğe mi geldin, bakmaya mı geldin? Şey, biz burada kalıyoruz. Şu an gideli bir bugün sayarsak 2 gün olacak. Şimdi gideceğiz. Nereye gideceksiniz? Nereden geldin? Şimdi, nereye gidiyorsun? Bugün de sayarsak 2 gün sonra Bursa'ya gideceğiz. Bursa'ya gideceğiz. Bayramı kutlamak. Kendin bu köylüsün değil mi? Yok, bu köyde değiliz. Ankara'dan geldik. Ankara'dan geldiniz. Gezmeye geldiniz. Senin adın ne bak bakalım? Mehmet Akif. Mehmet Akif. Peki bu bizim köylerimizi beğendin mi? Sevdin mi bu köyü? Evet. Ne? Tahta Kuşlar Köyü. Evet. Peki okula gidiyor muyuz? Evet. Peki öğretmen mutlaka size diyecek ki bu yaz tatilinde neler yaptınız? Nereleri gezdiniz? Yazın derse sen ne yazacaksın? Ben Kaz Dağları'nı gezdik. Böyle Hasanboğlu'yu gezdik diyeceğim. Böyle şey 2 gün, 3 gün, 4 gün tahta kuşlarda kaldık diyeceğim. Öyle mi? Peki sana bir soru sorayım. Ben de öğretmenim bak. Tamam mı? Ben de Türk öğretmeniyim. Şimdi sana deseler ki bu köyde mi kalmak istersin yoksa denizde suya mı girmek istersin? Demin hangisini? Deniz hazır mı usta? Demliyoruz amcam. Demliyoruz. Denizde. O zaman 5 kişilik demleyin. Böyle tamam, bir sulara girmek isterdim. Öyle mi? Orada hem güneş var hem de soğuk su var. Ilık oluyor. Öyle mi? İyi, hadi kolay gelsin oğlum. Teşekkür ederim. Çay bardağı. Evet saygıdeğer canlar, bugün
Tahta Kuşlar Köyü'ndeyiz. Saygıdeğer muhtarımızla bir söyleşi yaptık. Buradaki Alevi canlarımızın yaşamlarını, buradaki yaptıklarını, kültürlerini öğrendik. Şimdi Tahta Kuşlar Köyü'nün hemen üstünde güzel bir mesire alandayız. Geldik yine biz Dersimler, yani Pörüm orada ve Mah gittik gari. Onlarla buluştuk. Sıma Pörüp ya Kerami. Kerbin, Kerbin. Sıma Sekena, Rındız, Seyestu, Zicino. Sağ ol, sarılayım. Sıma Tuvası yerindeyi. Sıma Vesma, Hak Raci bu. Sıma Kötrami. Ma Ayvalık'tan. Ayvalık'tan geldiniz. Evet. Ya, biraz da dilimize dönelim. Ayvalık Rami. Ayvalık, Ayvalık. Ayvalık sarımsaklıydı. Sarımsaklı. Evet. İzmir'de nisemler o. İzmir'de. Balçova'da nisemler. Çok güzel. Nasıl? Buraya ilk mi geliyorsunuz bu geliyorum. Canlarımızın? İlk. Biliyorsun bu Balıkesir yöresinde oturan bizim Alevi canlarımıza tahtacılar derler. Evet. Burada yine sevgili Can Ozan'ımız Ali Ekber Çiçek'in mezarı da var. Evet. Biraz ileride. Öyle mi? Burada mı? Bu köy. Burada bu köyde. Yani. Tabii. Geçerken de uğrayabilirsiniz. Evet. Nasıl hocam? Yani güzel olay. Dağın eteğinde havası temiz, güzel, bol oksijenli. Böyle bir yerde yaşamak isteriz. Dersime gidiyor muyuz? Dersime işte arada sırada gidiyoruz. Evet güzel. Her yıl gidiyoruz. Hocam kimlerle geldiniz bak burada mesela cemaat ama zofu foru hoca bu mavut. Tıka domanı maaşı gence maaşı torna maaşı. Nolacımın onna çenemine filanına çenemine kıza noç torna maaşı. Duy canlarım benim. Ben zamayma. Herhalde noç tünceli. Zamayma kötra o. Tünceli ya. Çorum. Her mesela Ahmet. Çorum ra. İyi. Uk yabancı niyum var. Ya. Sevgili güzel kızım kırmızı giymişse biliyorsun kırmızının bizi felsefedeki yeri çok farklı değil mi? Her çıkacak. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Yüzün hep öyle gülsün. Hangi köyünde? Bugün burada ailenle birliktesin. Evet, Sevda Özkan. Merkez. Sevda Özkan. Evet, Çiçek. İzmir'den Çiçek. Geldik, geziyoruz. Geziyorsunuz, çok güzel. Nasıl beğendik mi buraları? Çok güzel, çok beğendik. Doğası harika, muhteşem havası, çok güzel. Ne güzel. Beğendiğinizde ben de sevindim. Sağ olun. Nereden emin? Bir senin adını öğrenebilir miyim? Senin adını mı söyledin? Adını arabada mı bıraktı yoksa? Nerede? Cahit'i tanıyorsun Cahit aslında. Hı? Cahit benim amcamın oğlu. Ben bilmez annem mi bilir diyorsun yoksa ben bilmez babam mı bilir diyorsun? Hay canım benim. Şansın tahtın bahtın hoş olsun. Size helal hoş olsun diyelim. Ne güzel böyle bizim diyarları geziyorsunuz. Hem tanışıyorsunuz hem böyle birlikte güzel bir tatil geçiriyorsunuz. Sağ olun, memnun oldum. Sıma Pörü Piyo Vos var mı? Pörü Çakıracı bu. Sıma Vos. Sıma Vos. Saygıdeğer hocam. Son durumu nasıl değerli? Birlikte sizinle Tahta Kuşlar Köyü'ne geldik. Muhtarımızla söyleşi yaptık. Sağ olun sizler de bize bu konuda kameramanlık yaptınız. Ciddi hizmetin kabul etsin. Bugün geldiğimiz bu mesire alanda da yine bir Tunceli aileyle tanıştık. Onlar da öğretmen. Sizler de bir dersini olarak bugün burayı izlediniz, gördünüz. Bir düşüncelerinizi alalım burayla ilgili. Burayı çok beğendim. Özellikle siz getirdiğiniz içimizi. Çok teşekkür ederiz size Sayın Bacan Ağa Mustafa Bu. Çok çok güzel bir gün oldu. Bu havayı teneffüs etmek kadar güzel bir şey olamaz. Kenan Bacan Ağa'mla biraz takışıyoruz ama önemli değil yani. Bu takışmanızın sebebi buradaki oksijen miktarı mı? O konuda oksijen miktarı biraz fazla geliyor. Öyle mi? Evet. Yani şey olabilir burada oksijen miktarı. Hepsi aynı anda.